Merhabalar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca Yazım Kuralları Kampımızın 5. günündeyiz sevgili öğrencim kesme işaretinin yasak olduğu yerleri öğreneceğiz. Kesme işaretini biz nerelerde kullanıyorduk? Tüm özel isimlere getirdiğimiz çekim eklerini biz ne yaparız? Kesme işaretiyle ayırırız. Sayılara getirdiğimiz ekleri kesme işaretiyle ayırırız. Kısaltmalara getirdiğimiz ekleri kesme işaretiyle ayırırız. Nerelerde kullandığımızı sen kendi başına da çok rahat halledebilirsin. Zaten noktalama işaretleri konu anlatımında da nerelerde kullanıldığını ben sana tekrar anlatacağım ama kesme işaretinin kullanılmadığı, yasak olduğu yerler bizim için çok daha önemli. Çünkü ÖSYM bunları çeldirici olarak kullanmayı çok sever. Çünkü konuya çalışmamış, konuyla kuralı eşleştirmeyi öğrenmemiş öğrenci için kesme işaretinin yasak olduğu yerlerden ÖSYM e soru sorduğunda bu öğrenci bunlar sanki doğruymuş gibi kabul eder mantıken. Ne demek istiyorum? Örneğin ÖSYM şöyle Çankaya Lisesi'nde diye bir kelimenin altını çizer şöyle çizer. Baktığın zaman çok mantıklı gelir. Çankaya Lisesi özel isimdir. Dolayısıyla geleneke kesme işaretiyle ayırmıştır. Ama doğru mu hocam? Hayır. Bak buraya ne attım? Buraya kocaman bir çarpı attım. Doğrusu ne hocam? Doğrusu kesme işaretinin olmaması. Neden? Çünkü kesme işaretini kullanmadığımız bazı bölümler var. Bazı kısımlar var ve burayı ÖSYM e sormayı çok seviyor. Peki bunlardan bir tanesi neydi? Bunlardan ilkini büyük harflerin yazımında seninle öğrenmiştik. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum, iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Biz bu kuralı Kısaca aklımızda şöyle tutuyoruz. Kurum ve kuruluşlara gelenekleri hiçbir şekilde kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Ama ben o zaman sana demiştim ki bak kurum ve kuruluş dediğimiz zaman sadece resmi kurumlar aklımıza gelmez. Örneğin şu örnekte olduğu gibi mavi köşe bakkaliyesi dersek, bakkal dersek, manav dersek, eczane dersek, market dersek bu özel sektördeki kurulan bütün şirketlerinde ben sana ne olduğunu söylemiştim birer kurum ismi olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla hocam kurum kuruluş kurul birleşim oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. ÖSYM sana şöyle oturum ve birleşim isimlerini falan pek zor sormaz. Genellikle kurum, kuruluş ve iş yeri adlarını sorar. Bunları aklında tutsan benim için yeterli. Dolayısıyla Selçuk Üniversitesi'ne şeklinde kesme işareti olursa yanlış. Ne yapacağız hocam? Kesme işaretini kullanmadan yazacağız. Ben şurada kesme işaretini yanlışlıkla kopyala yapıştır yapıp kullanmışım. Lütfen dikkat Et. Notun pdf'ini atarken ben orayı düzeltirim kurum ve kuruluşlarda kesme işareti koymak yasak hocam bunun tek bir istisnası var nedir istisnası şurada notta bunu gösterdim sana eğer Avrupa Birliği söz konusuysa kesme işareti kullanılmaya devam edilir. Avrupa Birliği de bir kurumdur ama bu kuruma geleneki kesme işaretiyle ayırırız. Sebebi şu Avrupa Birliği'ni bir ülke gibi düşünürüz artık. Çünkü Avrupa Birliği'nin kendine ait bir bayrağı var. Böyle mavi yıldızlı bir bayrağı var değil mi? Kendine ait para birimi var, kendine ait sınırları var. Avrupa Birliği ülkeleri kendi içerisinde vatandaşları kendi ülkelerinin içerisinde sınır yok. İstedikleri gibi geziyorlar. Ya yani işte Fransa'dan Almanya'ya geçiyorsun. Normal yolda yürürmüş gibi geçiyorsun. Aynı ülkeymiş gibi geçiyorsun. Aynı para birimini kullanıyorsun. Aynı bayrağa sahipsin. Ortak bir bayraklar var. Avrupa Birliği bayrağı. E hocam o zaman ne olacak? Bunu ülke gibi düşünüp kesme işareti koymayacağız. Bunu da böyle istisna gibi düşünebilirsin. Kurum ve kuruluşa kesme işareti getirmek yasaktır. Mantığı yoktur. Yazım yasaları demiştim değil mi ben sana? Yazım kuralları dediğimize bakma. Bunların hepsi bir yasadır demiştim. Dolayısıyla yasa ile kural eşleştirerek soru çözülür. Kural ile kelime eşleştirme, soru eşleştirme tekniğini de sana çok defa bu kamp içerisinde anlattım. Dolayısıyla yazım kurallarının mantığı yoktur. Ne bilmek zorundayız? Kural bilmek zorundayız. Şimdi ikinci maddemiz bazen öğretmenlerimizin de karıştırdığı bir madde. Zor bir madde. Eskiden sorulmuyordu. Son birkaç yıldır çok yoğun bir şekilde denemelerde görüyorum. Dolayısıyla ÖSYM e sorabilir. Bu maddeyi lütfen dikkatli dinle. Ne hocam maddemiz? Maddeyi okuyacağım ama ben sana daha sonra açıklama yapacağım merak etme. Sonunda üçüncü teknik kişi iyilik eki olan özel ada bu ek dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz. Şimdi bunu böyle dediğim zaman sen tabii ki anlamayacaksın. Dolayısıyla ben bunu sana açıklayacağım. Ama bir örneklerimize bakalım. Boğaz köprümüz derken hocam. B'yi büyük yazdık. K'yi büyük yazdık. Tamam. Bunları neden büyük yazıldığını ben sana zaten öğretmiştim. Yani büyük yazdık ne demek? Bu bir özel isim demek. Biz özel isimlerin ilk harflerini büyük yazarız. Ama köprümüz derken kesme işareti kullanmadık hiçbir şekilde. Ovamız derken kesme işareti kullanmadık. Kuş adamız derken kesme işareti kullanmadık. Ama ama şöyle olsaydı bak şurada açıklamasını yapıyorum. Yani ovamız yerine Amik Ovası şeklinde olsaydı kesme işareti kullanırdık. Yani basit mantıkla şöyle olsaydı Konya Ovası. Şimdi ikisi de büyük harf olduğu için mesela Konya Ovasında oturuyorum dersen ne olacak? Kesme işareti koymak zorundasın. Ama bak Konya Ovası derken burada sığ ekimiz mevcut. Buradaki sığ eki daha doğrusu şu sondaki ı eki üçüncü teklik kişi iyilik ekidir. Ne demek hocam? Üçüncü teki şahıs iyilik ekidir. Yani onun anlamını katan iyilik ekidir. İyilik ekleri benim, senin, onun, bizim, sizin, onların anlamı katar. Onun ovası gibi düşünürüz biz bunu tamam mı? Onun ovası şeklinde ise kesme işareti getiririz ama onun ovası değil de bu artık bizim ovamıza döndüyse bizim köprümüz olduysa bizim ovamız olduysa bizim kuş adamız olduysa artık ne yapmayacağız kesme işareti kullanmayacağız sadece bizim olduğunda mı? Hayır. Onun yerine hangi eki koyarsam koyayım, hangi yelik ekini koyarsam koyayım kesme işareti kullanmayacağız. Konya ovamız dersek de koymayacağız. Konya ovanız yani sizin ovanız anlamına gelen bir ek getirsem de koymayacağım. Onların ovaları anlamına gelen bir ek getirsem de ne yapmayacağım? Burada kesme işareti kullanmayacağım. Kolay mı burası? Kolay hocam. Bak bir tane daha deneyelim. Mesela ağrı dağı dedim. Tamam mı? Bu ne? Onun da anlamını katıyor. Peki ben bunu bizim dağımız yaparsam hocam ağrı dağı derken mesela ağrı dağını seviyorum derken kesme işaretini ne yaptım? Buraya hemen yerleştirdim. Peki dağı yerine biz bunu dağımız yaparsak ağrı dağımızı seviyorum yaparsam o zaman kesme işareti kullanmıyorum. Bu kadar basit. Bak şurada da örneğini verdim. Kurban Bayramımız bizim bayramımız olduğu için kesme işareti kullanmayacağım. Kurban Bayramı'nda et yenir dersem onun bayramı anlamına geleceği için ne yapacağım? Kesme işareti koyacağım. Konumuz bu kadar basit. I'mız şeklinde soracaktır ÖSYM büyük ihtimal. Çünkü TDK genellikle imiz şeklini vermiş. Aklında sen kısaca şöyle tutabilirsin. Özel isimlerin sonunda ama hangi özel isimlerin sonunda sevgili öğrencim? isim tamlaması şeklinde olan yani mesela Ağrı, Dağı, Konya, Ovası, Boğaz... Köprüsü bak iki tane kelimeden oluşuyor gördün mü? İki tane kelimeden oluşan ve sonu böyle isim tamlaması şeklinde olan Ağrı Dağı gibi, Konya Ovası gibi, Van Gölü gibi bu tip özel isimleri ımıza çevirdiğimiz zaman kesme işareti kullanmıyoruz diye aklımda tutsam bile sınav için yeterli sevgili öğrencim. Son maddemize geleceğiz. Bu da genellikle... Sıklıkla insanların çok fazla hata yaptığı bir konu, özel hatlara getirilen yapım ekleri, çokluk ekleri ayrılmaz ve bunlardan sonra gelen hiçbir ekte kesme işaretiyle ne yapılmaz? Ayrılmaz. Mesela Konyalı'yı biz neden ayıramayız Lığ ekini kesme işaretiyle? Çünkü lı bir yapım ekidir. Artık yeni bir anlam katmıştır. Konya başka bir şey, Konyalı başka bir şey. Bunu Ler ekinde de yapıyoruz. Yeni bir anlam katmasa bile örneğin Türkler derken yine kesme işaretini kullanmıyoruz. Tamam mı? Yapım eki gelirse kesme işareti yok. Çokluk eki gelirse özel isimlere kesme işareti yok. Bunlardan sonra gelen ekler de kesmeyle ayrılmaz. İşte insanların karıştırdığı yer burası. Bunlardan sonra gelenekleri insan mantığı kesme işaretiyle ayırmak ister. Mesela Türkçenin yazarken Böyle hatta sosyal medyada falan Türkçemize sahip çıkalım yazarken falan yanlışlıkla kesme işareti kullanır insanlar. Türkçenin yazarken kesme işareti konmaz. Neden konmaz hocam? Çünkü Türkçe sözcüğü Türk'ten türemiştir. Şimdi Türk özel isim. Ç'yi koyduk. Yapım eki olduğu için zaten şöyle kesme işareti koysak bu sana mantıksız gelir. Sen bunu zaten biliyorsun. Ama kural diyor ki bize yapım ekinden sonra yapım ekinden sonra da gelirse hocam yani şu çeyden sonra da ek getirirsen Mesela Türkçenin yaparsan orada da kullanmayacaksın diyor. Dolayısıyla lütfen dikkat et. Yapım ekinden sonra gelen ekler ne ile ayrılmaz? Kesme işaretiyle ayrılmaz. Yine ÖSYM en çok bunu dil isimlerinde yapar. Türkçe, Arapça, İngilizce, Kürtçe gibi dil isimlerinde yapar. Çünkü dil isimlerinde kullanmak çok mantıklıymış gibi gelir. Kime gelir? kural ile kelimeyi eşleştirme yöntemini bilmeyen ve kural bilmeyen dersine çalışmayan öğrenci için gelir ve onun için bu çok büyük bir çeldiricidir. Ama sen bunlara kanacak mısın? Kanmayacaksın. Çünkü sen 5 gün boyunca ne yaptın bu kampı izledin. Kampla ilgili tek bir videomuz kaldı sevgili öğrencim. Son videomuzda yine 5. gün atacağım. Aynı gün içerisinde izleyeceksin. D ve K'nin yazımıyla ilgili olacak biliyorsun Öseymi onu da sormayı çok seviyor. O yüzden takipte kal ve her zaman olduğu gibi sevgili öğrencim hoşça kal.